Bunlar Veli Eylül'ün elektrik alırken düştü. Hatırlıyor musun? Bunu elektrik alırken şey... Ha, bir dakika. Ha, şimdi isminiz? Mehmet Göktaş. Evet. Size aşağı şerde lafınıza kimler denir? Karnı oğlu Mehmet derler. Seyirin evet. Oğlu, karnı oğlu Seyirin oğlu Mehmet derler. Kaç yıldır bu? Obanız hangisiydi? Hangi obada oturuyordunuz? Biz Kılıçdaroğlu'na oturuyorduk, sonra tahta obasına da çıktı 1953'te. Evet. Peki bu mesleği kaç yıldır yapıyorsun? Okumacıyım ben. Evet, biliyorum. Yani mesleğe kaç yıldır uğraştın? 70'e kadar uğraştım. 70'e kadar. 70'e kadar Almanya'ya gittim. Evet. Yurt dışına. Şimdi şu anda oradan emekliyim. Emeklisin. Sen nasıl kadar şimdi, emeklisin? Oradan emeklisin. Evet. Güzel. Şimdi diyorum ki, şimdiki gençler, sen kaç yerden dokuma işliyordunuz şey o zaman? Dokuma bizde 26 metre gelebilir. Evet. 80 santim geliştirdi. 26 metre uzun 15 dakika. Günde bir tane, bir buçuk. Evet. Bir dokuyan olur. Evet. Şimdi bizim arabanın ışık iki top keserdi. Biz yani başında durduk. Vallahi. Kelloş Mehmet vardı. Evet. Kelloş Mehmet'te 8-10 top gibi bir direzin kesti bir günde 12 top. Bir günde bir direzin kesti. Bakımın yanında. Evet. Bunu şahitlik mi? Tabii ya keser. Böyle çok arı gibi. Sabahtan zarar çek. Akşamdan çekti. Sabahın dersini açacak söz gibi. Vallahi ya. Evet. Mesela mahkumla onunla bir tıkma vazada çalıştık. Evet. Şimdi... Mahallen anlattık, tıkma vazada çalıştık. O kadar evet. Onunla beraberli. Evet. Mahkumla o Mehmet'le, Sefil Mehmet'le. Evet. Ben dokudum 30-36 metre, mahkumla 50 metre dokudu. Benden beri 120'li, 140 metre gelişti. 140 santim geliştiğinde sabırlık. Evet. Ben o kadar 36 dokudum, mahkumla dedi ki usta ya bunu 50 metre çaldı, şanlı dedi 50 metre çaldı. Benden önceki terkinden kazandı. Hepsi gördüm Sefil Mehmet. Evet. Şimdi soruyorum. Şimdi Almanya'ya gittiniz. Desine şey maddi durumdan Almanya'dan istifade ettiniz. Yani, mutlaka, mutlaka. Ha. Peki onlar Hristiyandı diyorlar. Evet. Mesela bizim Hacı Hoca'ya göre gavur. Sen peki orada kazandığını Besin'de olsa kazanabilir miyim? Mümkün mü ya? Peki biz Müslümanız, neden onlar kadar insana saygı duyup hakkını vermedik acaba? Onlar doğruluğu, her şeyden doğru insanlar. İnsana kıymet veren bir millet. Bir insana kıymet veriyor. Mesela ben hasta olursun, doktor çağırsın, evime gelir bedava. Bunda parayla çağırsın, evime gelmiyor. Parayla çağırsın, gelmiyor. Onlar. Sonra hakkını veriyor. Ben mesela şimdi emekli oldum orada, yarım emekliyim yani şöyle. Ben senemi doldurmadan emekli oldum, işsizlikten. Sonra şimdi Türk parası 4 milyon da verdi versin. 4 milyonun üzerinde. Ben size sana bunu değil, ileri gelen devlet adamı da... Kaybakam olsa, emekli olsa alamaz benim adım parayı. Evet. 4 milyonun üzerinde. Evet. Demek ki insanlar Allah doğruları, çalışanları sever. Mutlaka. 4 kitabın 4'ü hak ise işte onlar da bir insan. Onların da inandığı diye bir İslam gibi din kitabı var. O kitap da insanlar için inmiş değil mi? Mutlaka demek ki... Ya. Biz yanlışlık bizim toplum yanlışlık bizde. Allah biliyorlar, Allah biliyorlar. Onların yanlış tarafı İsa diyorlar, Allah'ın oğlu. Bunu inanıyorlar. Babası yok çünkü Allah'ın oğlu diyorlar. Bütün onların yanlış şeyleri bu. Evet. Yoksa bunun harfini görmedik tamam. İşte bu kadar abi. Peki. Şimdi şöyle bir şey soracağım. Şimdi diyoruz ki Besli'den bir şey kuralım. Bir vakıf. Besli'ler vakfı. İstanbul. İzmir. Uşak, Uşak, Mersin, Adana, evet. Gaziantep, Besin. Evet. Parası olanlar buraya yatırsın bir banka gibi. Şimdi mesela İş Bankası'nın kaç tane şirketi var biliyor musunuz? Bu diğer bankalar hepsinin şirketi var. Ne yapıyor? Yanlış mı kaldı? Yatırım yapıyor. Biz de Besin olarak bir vakıf kuralım. Vakıf kuralım. Mesela buraya, bir dakika. Buraya gelmek isteyen yok ama olmaz sen yaz hemşehrilerimizi yardımcı olalım diye dükkansa dükkan yapalım. Çünkü sermaye bankada faiz alır gibi kendimiz kendi halkımıza götürür. Buna sermaye gibi. Şimdi şöyle bir şey. Burada hükümet ev yaptırdı. Mesulları aşağıda afet kanuna göre. Şimdi 20 sene oturdu ödedi. Hiçbir şikayet yok. Yok. Bana diğer işleri de böyle yapalım, vatandaşı ezmeden. Şimdi görün, bak şu sırada gördüğün dükkanlar Almanya'da kurdu misafir. Dükkan derler mi? Soruyorum sana. Demek... Bunda böyle dükkan mı var ya? Hah.
bu yanlışlığa karşı. Canlı sistemim var. Bunlar hep gözlükte olacak. Bunlar ne olacak? Emniyette olacak. Ha. Yıkanma banyosu olacak. Ha. Ha. Bunlar da aşağı aşağıda yıkarlar. Çimeceye gidecek. Eskiden çimecek vardı. Şimdi o çimecek de yok. Vallahi ya. Bir adam kusuyor. Çimecek de yok. Tuvaletlere adam kurmuşlar. Bunlara karşıyım ben. Ne adam bunlar? Bırak şu tuvaleti belediye temizlesin. Pırıl pırıl. Ha. Adıyaman'a git bak, sular akıyor, tuvaletler bekçisi, her gün bedava giriyor, bahçeye girip imreniyorsun girmeye. Ha. Antep'te giriyorlar, i̇şte. Hadi şunu. İşte buna karşı çıkamıyoruz. Çünkü Besli'nin ilerlemeyen bir takım güçler var. Engelleyenler var. Bu engelleyenler var. Bak sen ben aydın görüşüyoruz. Biz şimdi paramız olsa bu Besli'yi yeniden kuracak Besli halkı var. Bunu çok gerçek var. Çok ama var. İşte bu bunlara kızıyor millet. Tabii. Bu engelcilere kızıyor. Ya çok hanesine kızıyor. Onun için bir de Besli'nin kültürünü yaşatmak için bir folklor kurmak istiyoruz. Besli'nin. Şu Kudüs sesi bitsin ki. Evet. Kudüs'te. Burada Kudüs sesi yapılır, Kudüs sesi. Evet. Opera salonu falan. Bu o zaman gerçekleşir. O zaman, hayır şimdi biz anca yapacağız. Zaten biz bunun bir maddi şeyi yok. Yok da ama evet. Yeri lazım bunu oynamak için, göstermek için. Orada tabii. Yapıldığı zaman gösteriş yeri olası olur. Tabii. Bu o zaman yayına da geçer. Canlı yayına bile geçer. Şimdi başka yerden veriyorlar ya. Canlı yayına veriyorlar. İşte biz anca yerlerden veriyorlar. Tabii öyle hazırlayarak. Bir iki sene, iki sene içinde buna biterse tabii. O zaman bu denedeklerin hepsi gerçekleşir. Tabii. Siz de evet. Nizlet ne yapıyor? Katkıda bulunur musun? Folklor için. Niye bulunmuyorum? Elimden geldiği kadar. Evet. Yani kendi imkanım olduğu kadar bulunabiliyorum tabii. Niye bulunmuyorum? Sağ ol. Teşekkür ederim. Herkes bulunur. Bana göre değil yani. Ben tabii. Seni isteyerek katılıyorum. Şimdiye kadar İzmir, Uşak, birçok yerde bu Besli'de bile kimse hayır demedi. Şimdi neden bunu yapıyorum? Aydın görüşler. Ben bunu sana sorarak yapıyorum ki yarın bu kültürümüzde milletçe sahip çıkalım. Sen sana yarın danışıyorum yani. Bunu danışa danışa yapıyoruz tabii. Ki isteyerek bu milletimiz olsun. İsteyerek olsun sahip çıkalım. Tabii. Bu planı olur. Gene aşağılık görmesinler. Bu Besli'nin halkı, Besli'nin çocuğu, Besli'nin kızı, Besli'nin oğlu, genci desinler. Peki şimdi kadınız var, İzmir'de yaşıyorsun şu anda. Besli'de evet. Ama biri sorduğu zaman İzmir'de bir yabancı ne diyorsun, nereliyim diyorsun sen? Besli'de. Gördün mü? Ben Almanya'dan 20 seneden beri şerefsizim. Geç şimdi beni Hilde sahibi gitti ki bu adam kim de Besli'de derler. Adem onu Malatya'da derler, Besli'de derler. Evet. Ben nüfuzum Avrupa'da. Zaten burada. Evet. Nüfuzum burada zaten. Yani öyle diyorlar çünkü. Evet. Hayır, ben Besli'de nüfuzum Besli'de. Ben de Antep'le bir Antepli diyorum, ne bir Antepli diyorum. Ama bizim böyle dokumacılarla geçindik. Dışarıdan gidip satıyorum. Nere var Antep malam? Niye Antep Besli malı sen oğlum? Sen kim? Kendi kendine baltalıyorsun. Antep'in davulunu çalıyorsun. Tavan satıyor Antep malı. Ne münasebet ya? Kalı satıyor Antep malı. Besli malı da sana yorum. Kilim %100. %80'i Besli'nin. Antep'te kilim mi kaldı? Yok. Kiledir Antep malı. Ha. İşte bunları artık yarış. Çalışacağız. Şimdi ikinci bir aşama da bir dakika bak ikinci aşama da bütün köylerde ne üretiyoruz? Nerede ne yetişiyor? Onu da yapacağız. Üzümümüz bol. Ha. Meşhur zaten Türkiye'de meşhur üzümümüz. Bütün televizyon Türkiye'nin neresinde televizyonlar hepsini göstereceğiz. Tabii. Biz fıstık bizim. Ha. Nerede bu bizim? Hani yol burada.